Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ya bu tarafa geç, amcalar bu tarafa baktığı için ilgi çeker. Ha geç yavrum, aferin. İki, hazır mıyız? Mübarek sözler şüphesiz kitab-ı mübinin nurlu lematıdır. Farklı farklı cümleler okuyacağım. Risale-i Nur, Kur'an'ın icaz manevisi olduğundan Kur'an'ın hakkaniyetini ispat ediyor. Kur'an da dört şey ispat etmeye çalışıyor. Tevhid, haşir, nübüvvet, hikmet ve adalet muamelatı anlatıyor. Dolayısıyla ayetin ayetleridir. Ayet delil demektir. Kur'an'ın hakkaniyetini anlatıyor. Dolayısıyla Risale-i Nur şu külliyata İmam Ali Sözler demiş. Şüphesiz kitab-ı mübinin nurlu lematıdır. Çünkü Risale-i Nur mevzusuna kainatı kullanıyor. Mevcudatı kullanıyor. İspat oradan yapıyor. İnsandan yapıyor ve mevcudattan yapıyor. Mevcudatı yok etmiyor. Çiçekten, armuttan, mevcudattan ama yıldızlardan bahsediyor. Bazıları der ki, ya nurcular işte Risale-i Nur'da çiçekten, ottan bahsediyor. Doğru diyorlar. Çünkü Kur'an da oradan bahsediyor. Kur'an da mevcudattan bahsettiği için zaten ilk başlarken elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Fezzük ile rahmetillah. Evet. Evet. Yani Kur'an oradan bahsediyor. Kur'an'ın bahsettiğinden bahsetmek suç mudur? Kur'an'ın bahsettiğinden bahsediyor Risale-i Nur. Başka okuyorum. 27. Farklı farklı yerler okuyorum. Nurlu sözleri cemaate okumak nasip olduğu zamanlarda ben de bazı hissiyat hasıl oluyordu. Şurada arza müsaadenizle rica edeceğim. Ondan sonra devam ediyor. Diyor ki, yani ders okurken bir tuhaf duygular olur. Siz mesela onu fazla bilmezsiniz. Onu da böyle ders yapan ama öyle tombala çeker gibi böyle yer açıp okuyanlar da zannetmiyorum öyle o kadar. Çalışmış, yoğunlaşmış, faydalı olmak, gayretli olanlar da yani o hal oluyor. Ustad da diyor ki, yani Hulusi abi şöyle diyor, böyle diyor, soruyor. Nurları cemaat okurken garip bir hissiyatlar oluyor diyor. Ustad da diyor ki, dellarlı Kur'an olan Said'in huvakaten makamına geçtiğin için sende o had, o ariz oluyor. Senin değildir diyor. Aynadarlık olduğundan, evet. Başka? 28. Bu da çok antika. Bunu inşallah diyebilmek. Farklı farklı cümle okuyorum ki herkesi kaplasın diye. Artık inşallah bunu diyeceğiz. Ne? Ben artık bir şey için yaşadığımı zannediyorum. Şu cümleyi mesela gafur yazsan çok iyi olur dükkana. Mesela sayfa 28 barlada ben artık bir şey için yaşadığımı zannediyorum. Vay be. Allah Allah. Fesvan Allah. Bir yerde okuyacağım. Bunu da yaz. Kimseyle fena hasletleri kapmamak için ihtilat etmemekteyim. Etmemekteyim. Bir daha cümleyi. Kimseyle fena hasletleri kapmamak için ihtilat etmemekteyim. Yani kötü ahlakı, kötü arzular bende uyarmaması için fena insanlarla ihtilat yapmıyorum. Beraber olmuyorum. Çünkü beraber olursan sana sıçrar. O haleti, o duyguları sana sıçrar. Yani nasıl sıçrar ya? Ben çok güçlüyüm.
Sigara içiyor adam. Sigara içme anın bile olmasa, içme anı. Sigara içenin yanında oturun, seyahat edin, üzerine sigara kokar. Kahveye girsen, üzerine sigara kokmaz mı? Fena hasletleri kapmamak için, fena insanlarla ihtilat etmemek lazım. Başka? Ustadım bana ve dinleyen her zevil okula, tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Beş vakit namazını hakkıyla eda et, namazın nihayetindeki tesbihleri yap, ittibai sünnet et, yedi kebairi işleme dersini vermiştir. Nasıl? Çünkü şu, niçin değil? Dırsa şu, Nakşi tarikatında dört esas vardır. Der tariki Nakşi mendi Ahmet Çariçiz, terki dünya, terki ukba, terki esli, terki terk. Ne şu? Nakşi tarikatında yürümen için terki dünya. Yani zaruri ihtiyaçtan olacak haramlar. Terki ukba, ahireti gaye yapmayacaksın. Terki esli, arzularını o tilyakiliklerini terk edeceksin. Ulan ben ne adamım ya, üç taneyi terk ettim diye. Adam kibirlenmemesi için şu terklerini de terk edeceksin. Kardeşim evinde televizyon olan da tarikat olmaz. Günahların içinde kalp işler. Evinde televizyonun var. Bangır bangır çoluk çocuğun, kızın, evladın, karın ateşlerin içinde öteki odada sen subhane çekiyorsun. Kurtar ateşten, kurtar. Ateş, alev yanıyor. Alev içinde evladın yanarken işe gitme, çocukları kurtar. Ev yanarken, ya benim işim var ya, yarım saat geç kaldım der misin? Ulan ev yanıyor ya. Yani içeride televizyon olan o evde tarikat mı oğlum? Olsun. Var, televizyonu yok. Aferin lan, yap tarikat. Artık bunu söyleyen de kalmadı ha. Çünkü buna karşı gelenler de televizyona çıkmaya başladılar. Televizyona çıkanlar televizyonun aleyhinde bulunamaz. Niye? Aleyhinde olsaydı ne diyecek? Sen niye çıkıyorsun oraya? Bizi de teşvik ettin. Çünkü biz seni seyretmek için televizyon aldık. Öyle mi? Sigara içen, sigara içmeyin diye diyebilir ama tesir etmez. Tahmin edin bana televizyon teklifi geliyor mu gelmiyor mu? Çok geliyordur Allah. Psikoloji dersi yapayım diye. Biliyor musunuz? Hele Ramazan'da. Öyle yığılacaklar ki 15 gün kala. Bir de şart koşuyorlar. He? Ramazan'da bir ay hiç yurt dışı çıkmayacaksın. Zeytinburnu biz alacağız. Eyüp'ün üzerinde X yayın evi var. Stüdyosu. Bir kanalı meşhur. Seni alacağız hocam. Hiç endişe. Araba alacak, şoförünüz olacak. İstediğiniz böyle saat. Bazı yayınları nerede yapıyorlarsa İstinye'de. Şeyde İstinye'de yapıyorlarmış. Demilerde. Allah. Kardeşim iş benim değil. Benim başka işim var. Hocam kaç kişiye hitap ediyorsun? 50-100 kişiye, 200 kişi. 2 milyona hitap etmek istemez misin? Ben çekirdek kişiyle uğraşıyorum. Ağaçlarla başkaları meşgul oluyor. Ben toprağın altındaki çekirdeğe hayat olmaya çalışıyorum. Niye? Yukarıdaki ağaç canlı olsun diye. Çünkü bakarsın bir fırtına çıkar, rüzgar dalı koparır. Tamam mı? Koparır bir tarafı. Ama kök sağlam oldu mu aşağıdan devam eder. Olmasın mı? Olsun. Ama benim değil o. Ben haddimi biliyorum. Benim işim değil o. Aa, çıkmasınlar mı? Vaaz etmesin. Etsinler kardeş tabii ya. Etsinler. Ama benim işim değil. Abi sen terziye karşı mısın? Benim değil kardeşim. Ben terzi değilim. Yapamam. Düğmemi zor dikiyor. Şimdi terziliğe karşı mıyım? Ben yapamam. Benim işim değil diyor. Ya o çıkanlık çıksın. Biz çekirdek ismetini yapıyoruz. Başka yer okuyorum. Doktorda miracı nasıl bulduğunu sordum. 31. söz okumuş doktor. Ona soruyorlar. Doktor bey, miraç risalesini okudun. Nasıl buldun? Doktor Kemal der. Eserin pek büyük kıymetini takdir etmek için İslam olmaya bile lüzum yok. İnsan olmak kafi cevabını verdi. Yani Risale-i Nur takdir etmek için hoca olmaya, alim olmaya, Müslüman olmaya da hiç gerek yok. İnsan olduğun mu yetiyor?
Çünkü niye? Allah'a ispat ediyor. Kaderi ispat ediyor. Haşri ispat ediyor. Bugün bir şey anlatayım öyle. Bugün bir yere gittim. Kahvaltı bir yerde yaptım. Bir aileye gittim. Bu Halıcıoğlu'na inerken şey var, solda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek fırını. Hatırladınız değil mi öyle? Halk ekmek abi. Ona gittim sabah sabah. Nöbet değişiyorlarmış. Tam değişmeye denk geldim. Ondan sonra bana dedi ki, ya değişiyorum dedi, gececi bendim dedi. Tamam dedi, değişiyorum ama en son sen ol dedi ya benim muhatabım. En son ama dedi, ben nokta olacağım dedi. Nokta ne demek dedi? Artık cümle bitti. Nokta demek, tamam mı? Kainatta zerre. Sen kainatın en sonusun. Senden sonra baş harfle, büyük yazıyla bir şey yazılmayacak. Adam durdu, bir dakika ya, sabah sabah dedi. Tamam mı? Ben ekmek alacağız ya. Yani bari son diye ayakta, tamam mı? Son dedi, bari sen ol. Senin de şey yapayım. Gelmiş ha, değiştirecek orada. Dedim ki ben senin sonunum ama ben noktayım, biliyor musun dedi. Adam durdu, böyle yana bakıyor. Nokta ne demek dedi? Bitti. Noktadan sonra daha yazı yok. Yani ben paydos, hayır dedi. Daha ne ya, yeni hayat başlıyor sana. Varlık, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Varlığı yarattı. Nokta. İnsandır bu nokta. Bu insandan sonra artık yok süreç. Nokta, insan. Zerre ve ene. Nokta bu. 18 bin alemi yarattı. Nokta, insan. Nokta. Elif de bu 18 bin alemin süreci, çizgi, elif. Noktada insan. Noktada bütün yazı. Böyle bakıyor, tamam. Ondan sonra başladık. Ulan geç kadar kaldım ya kahvaltıya da. 15 dakika, 20 dakika. Takıldık adam. Oraya çıktık. Öteki dedik ya, burada olsun dedi ya, bir dakika dedi ya. Yani bunları takdir etmek için niçin anlattım biliyor musun? İnsanı anlatırken, psikolojiyi anlatırken, Allah anlatırken, ya benimle alakası yok canım benim bu işim. Beni alakadar etmiyor diyebilir misin? Başka? 35. Fakat ne çare ki istinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip nurların karşısına, dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına ve aziz muhterem ustadımın medresesine ve ol Seyyidül Kevn Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine ve nihayet Rabbul Alemin Teala ve Tekades Hazretlerinin huzuru la mekanına çıkıyorum. Polis abi. La mekan dersi var ya bunun. Yasin, senin şeyine mi girdin? Evet, bu izah etmeyeceğim çünkü la mekanda bir saat ders var. Evet. Sitede. La mekan ne demek? Kaldırıldığı zaman yerine konulabilecek bir şey yok. La bu demek mekanda işte artık sonuna ekleyin. Yani kaldırıldığı zaman yerine konulabilecek bir şey yok. Ya la mekan. Böyle bir yere gidiyoruz. Yani mekanda olup mekan olmayan. Mekanda olup mekan olmayan ve geldiği alemi taşıyan. Mesela insanın siması. Surat atomdadır, şu ettedir ama sima et değildir. Mekandadır, mekanda olmayan. Burada olup oralı olan. Mesela sima, herkes neye farklı? Hepsi aynı şey yedik. Et değil mi kardeşim? Evet, hani hayretle dinlediğiniz zaman, şaşırdığınız zaman, korktuğunuz zaman, gadaplandığınız zaman vesaire, simanız değişmiyor. Sığırın hiç siması değişmez. Tamam. Ha, demek ki sima batını dışarıya taşıyor, ruhu. Şu ruhu seyrediyorsun dışarıda. Hatta ustad diyor ki, göz kalbin aynasıdır diyor. Kalbe bakmak istiyorsan aynadan bak içeriye. Var ya perde şey yaparsın. Göz. Göz kalbin aynası, sima ruhun. Yani burada olup buralı olmayan.
Çift taraflı ayna Hasan abi, yani göz. Evet. Ruh da dışarıya bakıyor değil mi? Evet, başka yok. Çünkü A eşittir B ise B eşittir A'dır. Ha, diyor ki, nihayet Rabbul Alemin Teala ve Tekades Hazretlerinin huzuru lay mekanına çıkıyorum. Risaleleri okuduğum zaman. Bir sonraki cümlesi enteresan abi. Bu sebeple evet abi. Cidden o nurlarla iştigal etmediğim zamanlar, derse gelmeyip risale okumayıp dersler dinlemediğim zamanlar, keşke enfasın madudi hayattan olmaya idiler diyor. Ciddi risale nurla iştigal etmediğim zamanlar, ama ciddi zamanlar yaşanmamış farz ediyor o zamanlar. Yani risale nuru da sevmek değil de biraz aşk istiyor yani abi. Aşk. Aşk istiyor. Risale-i Nur'u ciddi meşgul olmadığım zaman yaşamamış kabul. Keşke evet. O yaşanmamış olsaydı. Evet, o nefesleri... Ve keşke olmasaydı. Çünkü aleyhimde kullanılacak. Abi Miraç la mekan mıdır? Evet, o da öyledir. Mekansız mekan, zamansız zaman, varlıksız varlık, varlık, vücutsuz vücut, sıfatsız sıfat, mekansız mekandır. Mekandır ama mekan değildir. Allah Allah. 40. Ruh dediniz ya abi şimdi. He? Ruh dediniz, bu simanın yansımasıdır dedin ya zaten. Dışarıya taşıması. Dışına taşıması. O zaman şu gördüğümüz simanın görüntüsüyle ruhtaki yüz siması noktası kesin. Aynı mı oluyor? Okursun. Ama bakanadır bakana. Mesela zina eli, zekat verenin şurasın, namaz kılan, teheccüd kılan, faiz yiyen, helalini yapan, haram yapan simadan seyret. Bak bakalım. Hatta kavi şeyler bile, Almandır, İngilizdir, Fransızdır. Gel buraya. Doğuludur, batılıdır. Mezhepler bile gözüküyor. Mezhepler bile gözüküyor. İlim mi hocam o? Simya neyin? Yani simya değil. Kayıf ilmi ama bazıları çok açıktır. Mesela milletçilik de var. Ondan sonra mezhep de var. Şafidir. En iyi sünnettir. Vehhabidir. Şiadır. Alevidir. Simaya dikkat ederseniz hepsi gözükür. Çok mesela diyelim ki mesela Enes çok su dağıttığı için her eve giriyor. Değil mi? Sucu olduğu için. Veya bakkal vesaire. Yani insan ilişkileri şey olan bunu çok iyi bilir yani. Yani bir ben bunlar saymakta kusur etmedim ki. Şiadır, Alevidir, Sünnidir, Vehhabidir. Bunlar olan bir vaka yani. Desem ne olur demesem ne olur ama evet. Simaya bakın, namaz kılıp kılmayanın suratlarına bakın. Mesela İSKİ'de çalışıyor, sabaha kadar sularla meşgul, sabah ve su. Ötekisi suyla meşgul değil, 4 dakika kalkıyor, teheccüd kılıyor. Teheccüd kılan bir abdest alacak kadar suya temas ediyor. Sabaha kadar ayakta değilse 4 dakika. 2 dakika abdest alıyor, 2 dakika namaz kılıyor. Suya bir abdest alacak kadar temas ediyor. Sabaha kadar İSKİ'de çalışıyor, suyla meşgul ve sabaha kadar ayakta, hep suyla temas ettiği halde sabahleyin suratı nurani değil, sipsiyah. Niçin onun nuru şey yapıyor? Ha, nurlanması gösteriyor ki Allah onaylıyor. En azından zahir delildir namazın. Suratın parlaması namazın Allah'ın onayladığını gösteriyor. Kardeşim adamın yüzü niye parlıyor ki? Tam da bunu niye parlamıyor? Aynı arkadaşın komşu altı üst oturuyoruz. Kardeşiz. Abi sabahlara kadar suyla temas. İSKİ'de çalışıyor adamın suratı yok. Hatta gözlerine diyorsun lan engeri kirlani gibi adamı sokuyordu ya. Yani veya olan suratına bakan bin pişman mahkeme duvarı gibi demiyor muyuz? Ona adama bak ya, şu surata bak. Ya. Basit ne diyor? Allah Allah. Şu simaya bak ya. Dayamıyorsun tamam mı? Bakmaya. Abi ampulü ne kadar temizlersiniz temizleyin, ceylan olmadığı zaman parlamıyor içeride işte. Ya. Bu simayı kendisi mesela kendinin farkında olsa değiştirebilir mi abi? Değiştiremez. Onun elinde olmuyormuş. Yok mesela ancak siyahlaştırmak için teheccüd kılmaması lazım. Kendi iç halini, aletini simasından göstermemek için yalan söylüyor. Yapamaz. Çok, çok zor. Ehli anlıyor değil mi abi? Mesela şey var. Ahmedi Bedevi.
Ahmedi Bedevi gören kalbi parçalanıyormuş. Bir iki kişi ölmüş. Nurundan. Duydunuz mu? Nurundan ölmüş. Peçeli dolaşıyormuş. Kadınlar gibi peçeliydi. Nurul gör. Gizleyemiyor ki adam. Mesela başka bir tane olmuş. Ramazan günü attan geliyor şehre sohbet edecek ama o kadar onun talebesi şehirde o gelecek hocası methetti ki köylü de demiş ki şu simaya bak ya. Adam duymuş. Atın üzerinde. Ben enaniyet çukuruna düşerim diye herkesin yanında su içmiş. Daha iftara birkaç saat varken. Yuuu dediler ya. Bir de adam zannetti. Ha, 60 gün tutmayı göze aldı. O eneden şey gurur kibir kuyusuna düşmemeyi göze alamadı. Adam köylü simasından anladı. Nereye gidersen git. Şimdi iş yerinde bir adam veya İSKİ'de, Mali'de. Bakıyor adam, bakıyor simasına. Ya memurdur da yani. Falan gibi. Neye çökmüş yani? Şimdi namazsız adam böyle şey fetavi gibi olur. Nasıl olacak ki? Ya bu namaz şey ya, seninle alakası yok. Merak etme, ben anlamıyorum, korkmayın. Ama şunda küfran nimet yapmayacağım. Namaz kılmayanlar belli. Sima, gözüküyor. Sima dediniz abi, bizim Eyüp Sultan'a böyle daha dışarıdan hiç bunlar böyle şeylerle alakadar olmayan bir insan gelmiş abi. Den sonunda getiren kişiye demiş, abi demiş ya bunların demiş hepsi akrabam demiş. Niye demiş? Hepsi birbirine benziyor bunların demiş ya. Ha, sima noktasında Cenab-ı Hak farklı boyuyor demek ya. Elhamdülillah. Ya, sistem çalışıyor da senin alakası yok. Peki 37. Fakat dereceyi takdir, yani takdir etmek, bu da acayip bir nimet. Dereceyi takdir, yani takdir etmek derecesi, derecat-ı fehim gibi mutefavit ve mutadittir. Herkes derece-i fehmine göre takdir edebilir. Yani ya acayip bir ders oldu ya, acayip ya, fevkalade ya, fesubhanallah. Ne güzel dersti. Ötekisi diyor ki, aynı derste. Getirdi ya yeni birisini. İnsan getirdi adamı merak eder ha. Nasıl buldun dersi diyor. Şey eşekti ya, bırak dersi diyor. O halılar nereden geldi ya? Ulan ne halısı ya? Ya o panolar, şeyler. La kardeşim sen de dersi mi dinliyordun bunu? Tabii ya ben alayım merak ettim. Anam. Yani acayip bir şey. İşte neye benziyor? Güneşten bazı şeyler kokar, kokuşur, bozulur. Fıtratı bozuk olduğundan güneşin suçu yok. Ama bazı şeyler de neşir nema bulur. Değil mi? Güneş olduğu için çekirdekler neşir nema bulur. Ama bazı şeyler de bozulur. O bozukluk fıtratlarındandır. Evet. 38. 40. O vakaya da siz cismen değilse de fakat ruhen Server-i Kainat Efendimiz Hazretleri ile beraber idiniz. Tasavvur ediyorum. Zira o vekayayı meskurenin künyesiyle, mevkiyle, ananesiyle katiyen müşahede ve olveciyle nak ve tahrir buyurduğunuza kani ve kailim. Yani 19. söz uzun oluyor da 19. söz var ya şey mektup. 19. mektubu ravilerini, olayları, hadiseleri aynen ama çok öz, çok öz, fezdeke, hulasa şeklinde nakledilmiş 19. mektupta. Usta da diyor ki, siz diyor, bunu nakledebilmek için 19. mektupta yazılırken kitap yoktu, 12 saatte yazılmış. Bağda, zannetmeyin ha, peygamberler, alimleri, valisleri, kitap, kütüphane oturdu. Ey, siz Babil hakkında, siz Asurlar hakkında, siz Roma, siz Bizans hakkında malumatlar getirin, toplayın dosyayı, getirin. Ondan sonra bunları harman yapıp ayet yazacak veya alimse tefsir yazacak. Öyle bir şey yok ya. Zulümler içerisinde, hapishanede, dağda bayırda yazılmış. İşkenceyken yazılmış. Meyve eskide poşetler değildi hani marketlerde. Kağıttı. Kağıtların kenar altlarına o vardı, altlarına yazarlarmış. Hapishaneden öyle çıkardı. Yani böyle bir kütüphanede yazılmamış.
İşte bunu bilindiği için usta da diyor ki sen diyor kütüphanede değildin. Yaverlerin yoktu. Müracaat edecek kitabın yoktu. Ama 19. mektubu o kadar veciz, hulasa, efendim fezdeke şeklinde yazılabilmesi için ne diyor biliyor musunuz? Siz oradaydınız. Veya alemi manada orayı seyrediyorsunuz ki ancak böyle yazılabilir. Ustad burada onaylıyor. Diyor ki o vakaide siz cismen değilse de fakat ruhen Server-i Kainat Efendimiz Hazretleri ile beraber idiniz. Tasavvur ediyor. Aşere diyor abi gel Cezimetül Arab'a gidelim. Gidelim. Çok tuhaf değil mi? Hatta diyor ki zira o vekayayı meskurenin o savaş anındaki o sahabenin düşüncelerini, hislerini peygamberle konuşmasını, peygamberle ne konuştuğunu, künyesiyle kim, mevkiiyle falan yerde, ananesiyle katiyen müşahede ve oğul veciyle nak ve tahir buyurduğunuza kani ve kailim. Müşahede mi diyor? Evet müşahede. Ne var tabi? Mazi ve müstakbel hal hükmünde ya. Maziye geçmek, istikbale geçmenin aynısıdır işte. Yedinci şuhada dersiyle diyor. Nasıl? Yedinci şuhada diyor ya, Peygamber Efendimiz'in diyor talimiyle mi diyor, dersiyle evet, mi diyor? Hayır, evet, evet. Talimi ve dersiyle anladım ki. Anladım ki diyor. Evet, 49. Ümit ve iman gibi âli sermayemiz var. Bak, şeytanda olmayan sende var. Kral sensin. Ümit, bak bir şey söyleyeyim. İçeridekine şey yap. Enes sus. Bak. Ondan sonra hemen gel cümleyi diyeceğim. Bak. Arkadaşlar ne olur böyle bir toparlanın bu cümle belki bu dersin şeyi olsun. Allah'tan ve ahiretle ümitli yaşıyorsunuz. Ümitli olmak. Allah'tan ümitli olmak. Ahiretle Allah beni ahirete cennete koyacak. Ümitli olabilmek. Ümitli fikirlere, ümitli hislere sahip olmak kadar dünyada verilecek, olacak nimet yok. Ah. Abi şimdi şeytan için çok üzüldüm. Gerçekten. Bak bir daha. Ümit ve iman gibi âli sermayem varken, gerisi hikaye. Hastayım, esvesedir. Efendim, iflas ettim, zengin oldum. Mercedes'te yiyeyim, komşunu kaybettim. Hikaye. Niye? İman ve ümit gibi âli sermayem varken. Şeytanın ümidi var mı? Yok. Şeytanın imanı var mı? Yok. Allah'ını seversen, imanından daha değerli neyin var? Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bu derslerle, namaz kılmanla, kitap okumayla, ahiret ümitli değil misin? Hani aşağı yukarı bir şeyler olur ama ümitliyim elhamdülillah. Tamam. Ümitliyiz. Hem de iştirak amal-i uhrevi'den bayağı ümitte iyi, %50'yi geçiyor. Tamam. Keyif veriyor. Bunu ne zaman anlarsın biliyor musun? Şimdi zevk edersin de o Allah göstermesin. Kanser. Ama Allah teksin gösterecek. Sekerata geldiğin zaman artık el freni çek tak koy. Hayat bitti. O gideceğimiz zaman o ümit kesildiği zaman yatıyorsun ya. İman ve ümit. Allah'tan ve ahirette ümitli olmak. Elhamdülillah. Yavuz'a mı demiş Hasan Can? Efendim demiş. Üzülme, Rabbinize kavuşacaksınız. Hasan Can demiş. Allah ile kavuşmak ne demek dedi. Biz ondan uzak mıydık diyor. Uzak olmak kavuşmaktı. Adam nasıl yaşamış görüyor musun? Peki nedir? Perdenin kalkmasıdır. Tebdili mekan. Yer değiştirmek değil. Mekanı kaldırmak. Bir daha ümit ve iman gibi âli sermayem varken arkadaşlar ne üzülüyorsun ondan bundan şundan kendi kendime diyor. Oh bunu
sözde, sözler 223'te, İnce Mesnevi 234, Hutbe-i Şami 72, Barla 29, Lemalar 252, Sözler 37, Sözler 96, Mektubat 421, 439'da mevzu var. Ümit, iman, ümit ve iman gibi âli sermaye. Çok durdum ama az bile. Burada o zaman kaz. Bir daha şey, o kay neymiş? Neymiş? Ümit ve âli sermaye. Olmadı. Ümit ve iman gibi. Bir daha söyle sen. Ümit ve iman gibi âli bir sermaye. Evet. Al bak. Ümit ve iman gibi âli bir sermaye. Ümit burada imanla aynı düzeyde zikrediliyor abi ya. Evet. İman olsa, ümit bak olsa. Bak şimdi, iman Allah'a. Ahirete ümitli olmak. Yani yaslanıyorsun, nokta istinat. Bu Allah'a iman. Fıtratının gereği olan ebed arzusu, sonsuzluk arzusu, azap çekmeme, hast olmama, cehennemi istememe vesaire. Yani fıtratın bu isteğine cevap veren imanı bile ahirettir. Oradan da ümitli olmak. Ümit ve iman gibi âli sermayem varken, yani en yüksek sermaye âli, âli, iman ve ümit. Ne güzel bir şey, ne mutlu ya. Şimdi ahirette ümitliyiz değil mi Enes'im? Oh, bunu kaça satardı? Biraz ver bana istersen. Kendine yeter abi anca. Anca kendisine. Ahiret var değil mi kesin? Bazen diyorum ki ahiret var, Allah var ha. Odada kendi kendime diyorum. Bazen şöyle darlattığı zaman, bak başımda şey yaptılar şimdi, Fesbihanallah. Bir bana böyle bir çakı verdi böyle. Şayet size yalan söylemiyor. Bir dönüveriyor böyle. Allah var ha. İndiriyorum aşağı. Yani var tabii. Allah var ha. Kesin Allah var. Var değil mi arkadaşlar? Allah kesin var ha. İniyor böyle. Diye diye iniyor aşağıya. Bazılar diyor ki ya şüphe mi var ki söylüyorsun? O zaman şüphe mi var ki la ilahe illallah, la ilahe illallah çekiyorsun? Aşağı iniyor da bas kardeşim, o kadar kamyona fazla yük koyarsın. Kaynağı ezden ez, otoyuz fazla gelsin. Allah var ha. Kesin. Ümit ve iman gibi âli sermayen varken hikaye. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temâs selâvâ.